Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü rehber videomuzun konusu Kırmızı kitaba gelen yeni güncelleme. Normalde bunun videosunu çekmeyecektim. Hani basittir diye ya da çok kısa bir video olacağı için normalde anlatmayacaktım. Ama soran çok kişi olduğu için Kırmızı kitabı da anlatmak istiyorum. Ben de yeni giriyorum işte sizle beraber. Bakalım nasıl bir şey. Sanırım sonuna değil. Ha, burası herhalde. Aynen. Ha, elinizde olan komutanlardan elinizde olan komutanları kullanabiliyormuşsunuz. E, şu anki olan itemlerle birlikte kullanabiliyormuşuz. Ve iki mücadeleden sadece birini tamamlayabiliyormuşuz. Yani ister kolay seçebiliyorsunuz ister zoru. Zorda önerilen komutanlarda Arwen, Eomer ve Teoden var. O zaman zoru seçelim. Bende güzel bir Teoden var. Müttehik komutan mi? %20. Depilmez atmanızı %20. Ha kendine şeyler veriyormuş. Kendi bufflarını veriyormuş. Böyle bir ordu yapsak acaba? Şimdi karşımızda ne olacağını bilmediğimiz için rastgele koyuyorum ama ya şöyle yapalım. Gitsin. Her bir bölüm iki haritaya sahiptir. Burada asıl amaç haritaların sonunda bulunan bossları indirmek olacaktır. Bir yol seçtikten sonra ancak o yoldan devam edilecektir. Geri dönüş olmayacaktır. Arkadaşlar aslında oyunun kendisi çok güzel şekilde anlatmış. Ama yorumlarda çok istediğiniz için ben de yapmak istedim. Büyük ihtimal buradan başlatıyor. Başlayalım bakalım. Tekrar atla ne? Bilmiyorum bakalım. İkinci Aragon insanların kralı. Ya bu kolay ki. Bunu direkt tekler. Rohan Terör'de direkt tekler bence ya. Sanmıyorum dayanacağını. Geçebiliyoruz değil mi direkt? Evet. İki müttefik hedef bir defa yüzde yüz altmış eş bir Yüzde otuz Ha bu mesela burada da yendiğimiz komutanın özelliklerinden birini alabiliyormuşuz. Saldırısı iki ve savunması artı 35. beş. Ya savunma saldırı bence daha iyidir. Ordumuza çok gitmemiş sanırsam bakalım. Aynen dediğim gibi direkt tekler yani. Buradan tedavi ediyoruz. Buradan birim alıyormuşuz. İkisini de almasan. Bunlardan birini alabiliyoruz. Yani Teoden için en mantıklı olan koş birincisi. Ekleyebiliyormuşuz. Ekleyelim. 150 tane mi ekleyebildim? O zaman şunu 1908'den 1900'e düşürtelim. Bari 200 olsun. Can yenilemeye gerek yok. Zıhlı suvari ve kule muhafızı. Denatör sıkıntı. Bakalım. Tüm müttefiklerinin 30 şansa delilik modu alır. Hasarı da %60 artarmış. Bir tur sürer. Denatör delilik moduna girer. yani ortadakini seçelim. Bunda da çok bildiğimiz gitmedi. Arkadaşlar kolaymış bu. Hani... Çok da zor bir şeye benzemiyor. Ama yine de sizin için çekeceğim videoyu. Bakalım. Bu kadar can yenilemiş. Bu kim? Kurvan geldi tayflarla birlikte. Tek birim sanmıyorum karşımıza durabileceğini. Teoden Meraşyalılarla birlikte. Hiç kimse duramaz zaten de. Tekler yani direkt. Çok can gideceğini zannetmiyorum. Düşman tüccar onu geç. Her tur normal saldırı iki turma zehirle verir. bunu altalım. Eğer bunu ileride zorlaştırırlarsa iyi olur. Gördüğünüz gibi çok da bir canı gitmemiş. Bu kırmızı kitaba gelen yeni güncelleme güzel bir şeye benziyor. Hani ileride eğer zorlaştırırlarsa veya daha mantıklı şeyler olursa güzel olur. Yani şu an çok da bir zorluğu yok. Direkt geç yani bunu anlatacak bir yeri de yok. Direkt tak tak geçebiliyorsun. Tüm yakın dövüş binler. Her artarmış. Bunu alalım. E bitti. Cüce T4'ten yem olarak kullandık. Yani şöyle ver. Bak şimdi çıkar. Böyle yapalım. Şimdi daha iyi oldu. Bu kim? Ya onun... Bari insan güzel ordu kurar lan içine. Çift menzilli ne? çift menzilli imkanı yok tutamaz. Oğlum Teoden lan bu boru mu? Bir de Teoden öneriyor. <laughs> Tek. Bu son savaşı izleyelim isterseniz. Kaotik geri çekilmeden eksi 35 defans. Rohirim de etkinleşti. Öf. Yalnız şeyler çok güzel durmuyor mu? T4'ler. Biraz hızlandıralım. Hiç izlediniz mi böyle savaşı? Tedotter çok iyi duruyor. Oha 33k girdi ya. Yakma sarı attılar lan. İkinci tur 30k soktuk. Ya Tedotter izlemek de ayrı zevkli ya baksana. Lan tur 3 tur oldu daha ordu bitti lan karşıda. Ay 38k gömdü lan. Kanka üzgünüm. Hani <laughs> Aragorn da köşede durmuş arkadan vuruyor evine ya. <laughs> Dördüncü tur. Bitti. Kim kaldı? 78 tane Naldor kalmış. Şunlara baksana ya. Bölüm tamamladık. Bu kadar arkadaşlar. Hani çok anlatılacak bir şey yok ama. İnşallah ileriki zaman Lan? ikincisi de varmış. Vay. Wow. Çok güzel. Dur, hedef arazi. Ne diyor? 1700 tane Bri, 3400 tane Ha, ölülerin kralı. Gandalf mı, ölülerin kralı mı? Şimdi çok güzel ordu. ikisi de çok güzel. Ölülerin kralının orduyu sersem mi ihtimali var. O ölülerin kralı dört tur sersem etebiliyor. Gri Gandalf'ı tercih ederim. Vur. Adastan Teoden. geçelim. Hı. Bir toda dik ve savunması düştü. Oha lan. Ben bunu alsam direkt bitti ki. Direkt bitti yani. imkanı yok tutamaz ki onlar. ben şunları aldım. Aa, onlar da duruyor. Bu aldıklarım da duruyor. İkinci bölüme geçmeme rağmen. Bu arada ilk defa videodayken oynuyorum. Hani daha önceden girmedim, bakmadım. Şaşırdım yani. Bunlar da duruyormuş. Yani önceden aldığınız bütün özellikler duruyor gördüğünüz gibi. Hani şu gücüne bakalım be. Hani benim ha, aldığım özellikler duruyor. Neyse geçelim. Bir yandakine vurma gerek yok zaten. Bir ozdu takviyesi yapalım. Kuru şövalyesi mi? Mis. Gel bakayım. Oğlum on numara oldu lan. Bebek gibi oldu. Ne diyor? Grima'daki savaş şefi Faramir'de Rohir'in falan var. Ölülerin kralı ve şey. Grima'dan uzak duracaksın abi. Bak bence Bence bu. En mantıklısı bizim ordumuza göre bu. Zaten Gondor T4'dür. Rohan T4'dür. İmkan yok duramaz. Bir ton da özellik aldık. Hani kesin easy win yani. İnsanlar hasar yüzdeyim bir. Ver bunu ver. Devam. Orada gitmemiş ki lan bende. Hele bir de Gandalf'ın ilk tur sersen etmesi, savunmasını eksi yapmamız falan. Şuraya bak ya. Zaten Rohan T4'ü var. Bitti. 150 gömet gömer çıkar yani. Devam edelim. Bu kim? Troll var, simyacı var, uktak var. Uktak gizli kahramanlardan. Uktak, uktak. çok da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Dur. Bütün özellik aldık. İnsanlar hasar yüzeyin bir artıran da aldık. Tek yani. Burada işimize yarayacak tek özellik. Hani ordumuz için ve kendimiz için. En sağdaki özellik. Aldım. Tekrar bilim seçimi verecek bize. kuş şölesi mi yaylı mi? kuş şölesi anılabilir. Az kuş şöylemiz var. Zaten 3 Türk tanklayacak ya. Gandalf mı? Sauron'un ağzı mı? Şimdi bir de arkadaşlar böyle bakmak lazım olaya. Hangi komutanı yendiğinizdeki özellikleri size yarayacak? Mesela Ak Gandalf'ın saygı 5 yeteneğinde orduya hız veriyor ya da binekli birinden hasarını arttıran şeyler var. Hani Sauron'un ağzında bizim işimize alacak çok bir özellik yok. O yüzden Ak Gandalf'ı seçin. Zaten ordusu da bize uygun. Gördüğünüz gibi Ak Suvari şeyi ordu hızı arttırıyor. Ekstradan bir de düşman orduya yandan hasarı arttırıyor. Ya binekli birinden hasara gerek yok. Bunu alalım. Daha iyi. E arkadaşlar bu özelliklerden sonra Karşımıza 10 orada olsa yine tekleriz. Yaylı şövalye ver. Ver ver yaylı şövalye ver. Demir ağak. Demir ağında 3 yeteneğine vermiş. Hiçbir şey olmaz. Tekler geçeriz. En sağdakini seçelim. Arkadaşlar hiç ordum gitmiyor yani hiç azanmıyor ki. Ananı avradını ölümsüz de. Lan ne olacak vur. Vur gitsin ya ölümsüz ölümsüz dinlemez. Bak izleyelim bu son maçta. İnşallah bu sondur yani <laughs> bir daha çıkacak mı sanmıyorum ama. Şu tedürklerin güzelliğine bak be. Bebek bebek biraz hızlandıralım. Aksu var, Ben bütün özellik aldım lan. Tedutter kaç vuracak merak ediyorum ya. Nereye vurdu lan T4? Göremedim. Yaylı okçular 18k vurdu. Bu arada oyundaki en iyi T4 Rohan T4 olabilir arkadaşlar. Hani diğerlerine nazaran hasar olarak diyorum. Zaten biraz da zor ölüyorlar canları çok olduğu için. Biraz hızlandıralım. O teodan geçti bir tarafa. Böyle izlemek de zevkliymiş arkadaşlar. Arada geçip izleyebilirsiniz yani güzel oluyor. Troller ne yaptı lan? Gondor t bitince Rohan T4'üne saldılar? Of 31 kaçaktı çabulca ya. Bizim çorduğumuz ordumuz eksilmiyor ki. O kadar baftan sonra da eksilmesin zaten. <laughs> <laughs> On Teoden arkada ne yapıyor lan? Yakınlaşamıyor. O yakınlaşabiliyor. Teoden'e bak. Can verdi. Zeyra Sarat ölümsüz. Çok iyi ya. Şu şuraya bakar mısın arkadaş ya? Şu dağlardan bir ruhelim gibi bir mesi vardı ama. Galibiye teşekkür ederim. Buraya kadarmış arkadaşlar. Bitti. Hani Bitti. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Diğerini zaten yapamıyoruz. 51 saat sonra devam edebiliyormuşuz. Zaten bunların hepsini tamamlamıştık. O zaman sizin şansınıza bir o belekten açalım. Bakalım sizin şansınıza ne gelecek. Hadi lan. Oha. <laughs> Vallahi beyler Her turda Haa. çok güzel oldu bence sizin şansınıza. Altın tem altın temdir, küçümsememek lazım. Evet arkadaşlar, az çok anlatmaya çalıştım. Hani anlatılacak da çok bir şey yok ama soranlar olmuş. Onlar için anlattım. Anlamadığınız ya da sormak istediğiniz ya da herhangi bir şekilde öğrenmek istediğiniz kahraman varsa ya da herhangi bir şekilde öğrenmek istediğiniz oyun hakkında bilgiler varsa bana söyleyebilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsine cevap veririm ben. Beğendiyseniz beğenerek destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.